CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün farklı bir de bir enteresan bir konuşma yaptı aslında. Böyle de farklı da bir konuşma yapacağım diyerek grup toplantısını kısa kesti. Ana muhalefetin başındaki isim öfkeliydi, emin olun. Konuşmasına da öyle başladı zaten. Gezi Parkı kararı ve siyasette yaşanan elektrik kesintileri tartışmasına değinirken mesajları sertti. Bugün yazdığım konuşmayı bir tarafa bıraktım. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bir ilke imza attı. Öfkesini hem söylemleri hem de hareketleriyle açıkça belli etti. Osman Kabala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Böyle bir garabet yok ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil. Ve sözü siyasette yaşanan elektrik tartışmasına getirdi. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldin. Hiç kimse olarak gördüklerinin karanlık ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. Milletvekillerine seslendi Kılıçdaroğlu, tehditkar ve sert bir dil kullandı. Yol arkadaşlarım, bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Size de bir çift lafım var. Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum. Ana muhalefet lideri iktidarın politikalarına yönelik eleştirilerini sertleştirerek sürdürdü. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Çocukları etten sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Hadi eyvallah değerli arkadaşlar.